Merhaba arkadaşlar, yine başka bir videoda birlikteyiz. Şu anda ada çayını görmektesiniz. Çok bilindik bir bitkidir. Boyu 100 ile 130 santimetreye kadar yükselebilen çok yıllık bir bitkidir ada çayı. Çiçekleri morumsu, mavi, yaprakları çalı şeklinde ve hafif dişlidir. Yani morumsu bir mavidir. Bakın yaprağını da görmektesiniz. Alt ve üst yüzü az tüylü, gümüşü, kadife görünümü şeklindedir. Tek yaprak halinde gövdeye dizilmişlerdir. Şu an izliyorsunuz zaten. Bu detaylara vermeye gerek yok aslında ama yine de tekrar etmekte fayda var. Şifa verici olarak kullanılır. Aynı zamanda bu izahların hepsini video altındaki açıklamalarda bulundurduk. Kanalımıza abone olun. Şifalı bitkiler 1 diye devam ediyor. YouTube'den sonra com kanalımız. Antiseptik özelliği vardır ada çayının. Terlemeyi ve tükürük salgısını azaltıcı, gaz söktürücü, kuvvet verici, ferahlatıcı etkisi sebebiyle çok eski zamanlardan beri halk arasında dahilen ve haricen kullanılır. Bilhassa gargara ve çay olarak yararlanmak için 100 cc suya 1 gram 1 veya 5 gram ada çayı yaprağı konur veya 1 bardak kaynamakta olan suya 1 tutam yaprak konur. 1-2 dakika demlendikten sonra içilir. Yapraklarındaki zehirli maddeler sebebiyle çayından fazla içilmemelidir. Gözenekleri gelişmemiş yağlı ciltleri temizler, gözenekleri sıkıştırır, cildin gerginleşmesini sağlar, fazla terlemeyi önler. Ter bezlerini etkileyerek cildin parlaklık kazanmasını sağlar. Cilt sarıklığı ve buruşukmaları giderir diye ifade ediliyor. Bunları biz ansiklopedilerden okuyoruz sizlere. Bir bardak kaynayan suya yine 1-2 tutam ada çayı konur. Kısık alevde 5 dakika demlenir. Bu su ile yüze günde 3-4 defa 15-20 dakika sürecek şekilde maskeleme yapılırsa netice alınır. Vücut yorgunluğunu gidermek ve vücudun güzel kokmasını temin etmek için biberiye, kekik, lavanta, mercan köşk ve ada çayı bitkilerinden birer tatlı kaşığı alınır. 1 litre kaynayan suda 1-2 dakika bekletilir. Sonra süzülür ve banyo suyuna ilave edilerek vücut yorgunluğunu çok rahat bir şekilde giderebilir. Dişleri temizlemek için leke ve paslar 1 tatlı kaşığı ada çayı, 1 çay kaşığı tuzla karıştırılır. Dişler bu tuzla ovulur. Hasta ve kanamalı diş etleri için çay gibi demlenmiş bir bardak ada çayına bir çay kaşığı boraks konur. Boraks eriyene kadar kaynatılır. Bu su ile diş etleri ovulursa faydası görülür. Vücut ve ter kokusunu gidermek için bir kaşık demlenmiş bardak ada çayına bir çay, pardon, vücut ve ter kokusunu gidermek için bir kaşık toz ada çayına yarım kaşık boraks karıştırılır ve koltuk altlarına ve terleyen bölgelere serpilirse vücut ve ter kokusu giderilir. Ada çayı yaprakları saç boyası yapımında da kullanılır. Bunun için iki tane yol var. Kumral saç boyası ve koyu renk saç boyası, iki tane yöntemi var. Yarım fincan toz edilmiş ada çayı yaprağı, bir tatlı kaşığı toz karanfil, bir çorba kaşığı toz kına ve iki fincan su alınarak ada çayı geceden bir fincan kaynar suya konur. Bir gece bekletildikten sonra sabah süzülür. Belli miktardaki karanfil ve kına ile karıştırılır. Bu karışımın macun haline gelene kadar elde etmiş olduğunuz ada çayı losyonu ilave edilir. Saçlar yıkanır ve kurutulduktan sonra macun saçlara iyice emilerek sürülür. İstediğiniz renk tonuna göre yarım saatten 1-2 saate kadar beklenir. Sonra saçlar sıcak su ile çalkalanır. Koyu renk saç elde etmek içinse 3 yemek kaşığı koyu çay, 2 yemek kaşığı toz ada çayı, 3 fincan su alınır. 3 fincan kaynar suda 2 yemek kaşığı toz ada çayı konur, 5 dakika kaynatılır, bir gece bekletilir, süzülür. Üzerine koyu çay suyu ilave edilir. Bu su ile saçlara friksiyon yapılır. İstenen renk hasıl oluncaya kadar beklenir. Sonra saçlar ılık su ile kaynatılırsa kaynatılır. Ada çayı yapraklarından su buharı damlatısıyla elde edilen bir çeşit bitkisel yağ romatizma ağrılarına da kullanılır. Bunu da unutmayın. Ağrıyan bölgeler bu yağla ovulursa faydası görülür diye ifade edilmekte. Yine gaz söktürücü ve karın ağrısı gidermek için günde 3-4 defa bir çay bardağı suya 3-5 damla damlatılarak içilirse faydası görülür. Yurdumuzda ada çayının birçok türü bulunmaktadır. Rahatlatıcı, şeker düşürücü, ter ve öksürük giderici olarak kullanılır. Anadolu'da ada çayının
çay yerine kullanması çok yaygındır. Aşırı olmamak kaydıyla kullanılabilir. Tüm bunlara video detayında yer verdik. Başka bir videoda yeniden buluşmak üzere kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hepinizi sağlıklı ve şifalı günler diliyorum.